Evet, bu ikili ana arı kutularında bir arımız vardı. Sıkıştı, katını attık. Çok güzel yumurtası vardı. Sonra bir anda anayı kesti. Neden bilmiyorum. Ben de onu böldüm. Var olan memeleriyle böldüm. Birkaç kendi meme taktım. Yalnız fark ettiğim bir şey var. Bu ana arı kutularında böldükten sonra eğer şu üst tarafı açıp altı kapatırsanız eğer arı, yani benim karşılaştığım şuydu, üst tarafı bulamamış, alt tarafta yığınlar halinde ölmüş. Yani ben altı neden kapattım, üstü açtım? Aslında hani zayıf bir koloni olduğu için diğerlerinden yağma yemesin diye. Fakat bunun zaten altı ızgaralıdır, altı açıktır bu kovanların. Burayı kapattığımız zaman altta yığınlar halinde ölmüş. O sebepten bu da benim için bir tecrübe oldu. Bir dahaki yani hani bunlara aldığım bölmelerde ya da aralandırıp yüksük taktığımda ilk yapacağım iş alt tarafı açmak, üstü kapamak olacak. Şimdi bakalım ne durumda. Bunlar ikili. Aslında bakın şuraları kendi ördüğü zaman geçiş olmuyor. Zaten kapak altında strafor olduğu için direkt buraya yapışıyor. Yine geçişe izin vermiyor. Ama şimdi ilk defa koyduğumuz zaman açarken mecburen diğer iki koloniyi de hani açmış oluyoruz. Şu şekilde bu birinci koloni. Bunda ana arı memesi yokmuş. Ben başka bir oğla heveslenen bir arı vardı. Ona günlük bir çıtadan meme yaptırmıştım. Ondan aldığım birkaç tane memeyi buna takmıştım. Bakalım ne durumda. Ama önce şunu çıkartalım. Çünkü memelere zarar vermek istemiyorum. Evet, arı nüfusu fena değil. Yani düşündüğüm kadar arı gitmemiş. Gayet memeyi kapatabildiğini düşünüyorum şu an. Bakalım, evet bakın. Hatta kendi yaptığı meme de duruyor. Kendisi burada sütlüyor. Kapalısı da var. O işte ölen anadan kalan kapalı bunlar. Bakın memeye de gayet güzel ilgi gösteriyor. İki meme var burada. Yani eğer bunların doğumuna yetişebilirsem çıkan anayı inşallah şey yapacağım. Yani hani bir kafesleyip. Bakın arkadaşlar, bir de şu konuya değineceğim. Bakın bunda hiç bal yoktu. Hiç bal yoktu bunda. Benim kendi yaptığım fondon şekerini veriyorum. Bakın fondon şekerini direkt stok olarak arı stokluyor. Yani aslına bakarsanız acil beslemede fondon şekeri bana kalırsa çok kaliteli bir yiyecek. Yani burada 4 tane meme var. Şunlar kapanır. Onlar çıkana kadar muhtemelen çıkan ana bozmadan ben yetişip şu diğerlerinde eğer analanmayan varsa onlara takarım. Ya ters takmayalım da şu iç tarafa gelmesi daha güzel olacaktır. Muhtemelen dışarıda da arısı vardır diye tahmin ediyorum. O sebepten yani çiftleşmesi, gelmesi vesaire yumurtladı diyene kadar epey bir zaman geçiyor. Şimdi diğer koloniye bakalım. Bakın yani şurayı, şuraları mumlayana kadar, yani poşet oraya yapışana kadar epey bir iki koloniyi aslına bakarsanız aynı anda. Şimdi şöyle kendim mumladım. Ya bu ana arı kutularını çok beğendim. Şu arkada iki katlı kovanım var mesela ana arı kutularından çoğalttığım. Bunları yavaş çekiyorum ki memelere zarar vermeyeyim diye. Evet, bunda da aslına bakarsanız güzel arı nüfusu var. Arılarda fena bir ağlama davranışı şu an hissediyorum. Bakalım bunun memesi zaten varmış. Evet, bakın. Şurada memesi var bir tane. Memeye güzel ilgi gösteriyorlar. Bakın fondon şekeri ne güzel stokluyor hayvan. Ya fondon şekeri bence acil stok yaptırmada çok güzel bir envanter.
Evet, çıkan yavrunun yerini direkt fondon şekerini basmış. Şöyle meme burada. Kendi yaptığı bir tane memesi var. Başka meme yok. İyi bakalım, memeye zarar vermeyelim. Ha, şöyle bir durum da var. Diyelim şimdi burada iki koloni var. Biri analandı, biri analanmadı. Şu oradaki aparatı kaldırdığın zaman iki koloniyi birleştirmiş oluyoruz aslında. Yani koloni iki ana yetişmezse bir ana yetişmiş oluyor. Çok güzel. Artı bu çıtaları kabarttırma işlemini diğer büyük kolonilerde de yapabiliyorsunuz. İki çıtayı birleştirip seleksiyon çıtı halinde. Mesela ben o şekilde kabarttırdım. Ya da karakovan olarak kabarttırdıklarım da var. Yani bilmiyorum, hani plastik diyarı yadırgayacak diye bir durum yok. Vallahi gayet de güzel kabartıyorlar. Evet. Bakın, burayı kapattım. Şimdi bazılar gelip tekrar üstelikten yer arıyorlar. O sebepten ben direkt ilk etapta alt tarafın açılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, artık üstleri kapatalım bence.